Evet, bültenimize bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Dörtlü zirveyi konuşacağız. Konuğumuz emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş. Merhaba Sayın Karakuş, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun yayınınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun, sözü hemen size bırakalım. Değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. Şimdi tabii ki bu dörtlü zirve faydalı bir ortam yaratacak. Çünkü Türkiye ile bir şekilde İran'ın da gerginliği var ortada. Azerbaycan'la ilgili olması nedeniyle bir şekilde İran bu Karabağ bölgesine 4000 tane askeri güç kaydırdı Rusların müsaadesiyle. Yani o bölgede tabii ki Azerbaycan'ı çok büyük rahatsızlık içerisine soktu. Bu rahatsızlık içerisindeki ortamda biliyorsunuz uzun süredir Su-35 alamıyordu Rusya'dan, vermiyordu Su-35 İran'a. Şimdi Su-35'lerin de anlaşması yapıldı. Su-35'leri almalarının asli nedeni Azerbaycan'a karşı kullanma amaçlı. Şimdi devamlı surette Ermenistan'ı desteklemeleri de söz konusu İran'ın ve Zengezur koridorunun açılmasını istemediği için İran şu anda hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın önünde bir şekilde duvar gibi duruyor. Şimdi Ermenistan'da gaz ve petrolünü tamamen İran'dan aldığı için Zengezur koridorunun açılmaması için elinden gelen gayreti yapıyor. Tabii ki şimdi o bölgeye 4000 Karabağ bölgesine, yani Rusların şu anda denetimi altında olan kendi bölgesine 4000 tane İran askerinin kaydırılması Azerbaycan'la ilişkileri çok önemli oranda gerdiğinden ve bir şekilde sınır üzerinde de İran uçaklarının uçuş yapması sonucunda fevkalade büyük bir gerginlik var. İşte bu ortam içerisinde tabii ki Dışişleri Bakanlarının toplanmasının büyük yararı olduğunu değerlendiriyorum. Suriye'de de ayrıca gerginlik var. İran'la Rusya Ukrayna ile savaşı nedeniyle güç kaybetmesi sonucunda İran'a karşı daha hoşgörülü davranıyor. Düşünün, 4000 tane askeri bir şekilde Karabağ'da kabul görüyor ve Hankendi bölgesine İran askerlerinin yerleştirilmesi söz konusu oluyor. Aynı zamanda Gürcistan'da bir şekilde güç kaybettiği için Rusya, Gürcistan'da hükümet Rusya taraflısı, muhalefet bir yerde Amerikan taraflısı veya Rusya taraflısı olmayanlar var. Oraya da Rusya vasıtasıyla ve İran vasıtasıyla İran'a da bir şekilde talimat verilmiş gibi, aynı zamanda Ermenistan'a verilen gaz ve petrol miktarı kadar da Gürcistan'a verilmesi söz konusu. Yani Rusya orada gücünü kaybetmemek için Ukrayna Savaşı'nın verdiği tahribat nedeniyle hiç olmazsa Ermenistan ve Gürcistan'ı elinde tutabilmek için İran'ı bir şekilde devreye sokmaya çalışıyor. Bu ortam içerisinde Suriye'de İran'la gerginliğimiz var. Dediğim gibi Azerbaycan'la ilgili gerginliğimiz var. Ve Türkiye'de tabii ki bu Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya kabul konusunda bir şekilde belirli bir noktaya kadar bekletmesi nedeniyle Amerika'dan F-16'ların alınmaması var. Bu ortam içerisinde tabii ki Dışişleri Bakanlarının bu tansiyonu düşürmesi için toplanması çok önemli bir noktada olduğunu değerlendiriyor. Evet, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Bu şeyi söyleyecektiniz, onu da istemiştiniz. Bu düşen Karadeniz'de Reaper uçağı için. Buyurun, eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Buyurun. Onu ben anlatayım. Başka kim anlatacak ki? Tabii ki Sayın Hocam, buyurun. Yani onu söylüyorum. Şimdi soruyorsunuz, birçok televizyonda da seyrediyorum.
Ondan sonra konuyu çok fazla bilmeyenler konuşuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu Reaper MQ-9 sayılan insansız hava aracının düşmesi konusunda söylenen şu. Su-27 uçakları öncelikle tabii ki bu SİHA'nın görüşüne mani olmak için üzerine yakıt döküyorlar. Şimdi birçok kişi tabii ki bilmiyor bu nasıl tespit edilmiş, ne olmuş. Tabii ki görme imkanına sahip de ama içi insansız olduğu için bir türlü belki hava sahasını ihlal ediyorsun hareketi yapmasına rağmen bunu tam manasıyla görmediği için içinde insan olmadığından işte böyle tehlikeler yaratılması söz konusu oldu. Onun üzerine Su-27 uçakları o bölgede tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin keşif yaptığını biliyor. Ve o bölgede keşif yaptığını bildiği için de üstlerine bir şekilde bu insansız hava aracının petrol döküyorlar, yakıt döküyorlar. Şimdi bu yakıt dökme işi tabii rahatlıkla insansız hava aracının gözlem cihazından görülüyor. Ve bu tespit tabii ki bildiriliyor. Bir şekilde Amerika'nın etkili yerlerine bu konuda İHA'nın, SİHA'nın kullanıldığının merkezi neresiyse oraya ki bu merkez biliyorsunuz şimdi Larissa'da, Yunanistan'da Larissa'da teşkil edildi. Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak yani çok yeni bir komutanlık bu. Bu muhtemelen işte Larissa'dan, Yunanistan'dan falan kalkan bir insansız hava aracı. Yani Romanya ve Bulgaristan'dan kalktığını düşünmüyorum. Çünkü Rusya'yı kızdırmak istemiyor her iki ülkede, Romanya ve Bulgaristan. Bunun ben Yunanistan'dan kalkmış bir insansız hava aracı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birçok kişi tabii ki bilmiyor. Ya nasıl olur da uçaklar herhangi bir şekilde yakıt püskürtür diye. Şimdi bazı uçaklar kalkıştan sonra bir arıza falan yaptığında yakıtı boşaltıp rahatlıkla inebilmek için, hafifleyip inebilmek için bu sisteme sahip. Örnek veriyorum, bizdeki F-4 uçakları bu sisteme sahip. Hemen yakıtınızı boşaltıveriyorsunuz bir şalteri kaldırmakla. Aynı şeyi muhtemelen Su-27'ler yapmışlar ki onun gözünü körertelim, yani görme imkanını ortadan kaldıralım. Arkasından da muhtemelen pervanesine çarpmış bir Su-27. Şimdi pervanesine çarpmasını da şöyle yaptılar. Sayın Karakuş, toparlayacak olursak bültenimizin sonuna yaklaşıyoruz. Toparlıyorum işte, yani şimdi birçok şeyi açıklığa kavuştu. Onu söylemek istiyorum. Şimdi normal olarak insansız hava aracının pervanesine uçak kendisi çarpmaz. Uçakların arkasında kısa mesafede durdurulması için kancalar vardır. Kancayı açmıştır Su-27. Kancayla vurmuştur. Dolayısıyla evet. Mecburen düşme konumuna girmiştir. Yani evet, teşekkür ediyoruz Sayın Karakuş. Kusura bakmayın lütfen. Yapmadan inmiş uçak.